Boğa, yükselen burcu Boğa, sevgili dostlar. Mayıs ayı sizin ayınız. Evet, bu ay tüm boğaların, bu arada beni izleyen arkadaşların doğum günü kutlu olsun. Mayıs ayı bu yılın en güzel, en sürprizli ve en çok da etki alacak, sürprizler yaşayacak burcu sizsiniz. Evet, 8 Mayıs itibariyle özellikle kendinizi nerede ifade etmek, nasıl parlatmak ya da nasıl inisiyatif almak istiyorsanız size yeni kapılar açacak. 8 Mayıs'ta çünkü bir yeni ay yaşayacağız. Uranüslü, Jüpiterli harika bir yeni ay olacak. Size bu alanda gerçekten birçok şansı, fırsatı getirebilir. Ha siz görürsünüz, görmezsiniz, farkına varırsınız, varmazsınız. Bu sizin doğum haritanızla alakalıdır ama muhtemelen çok güçlü olasılıkla yaşamınızı yeni bir yöne evrilmeye doğru götürebilirsiniz. Mesela yer değişikliği, medeni durumla ilgili konular, kariyer çok önemli burada. Statüyle ilgili başlangıçlar, yeni yollara gitmek, doğum haritalarına göre bunlar farklılık gösterecek ama bunların hepsi olasılıklar dahilinde. Ve 1 Mayıs'ta Mars artık Koç burcuna geçer. Mars'ın Koç'ta ilerlemesi demek Koç burcundaki tutulmaları tetikleyecek anlamına geliyor. Eğer tabii Koç burcunda da yerleşiminiz varsa bu da 8 Nisan tutulmasını aktif edecek ve bir action, bir harekete geçme eylemini bize getirecek. Çünkü Nisan ayı bu pek mümkün olmadı. Merkür retroydu. İşte Mars balık burcundaydı. Şimdi artık Mars'ın Koç'a geçmesi bizi hareket etme anlamında önümüzü açacak. Öncelikle şunu söyleyelim. 8 Mayıs'ta evet harika, süper bir yeni ay var. Niyetlerinizi yapın, yeni olanı yer açın, kucaklayın. Diğer yandan mesela diğer önemli tarihlerimiz var. 13 Mayıs Güneş burada Uranüs'le kavuşacak. Tabii ki daha sonraki günlerde buraya Jüpiter de dahil olacak. Çok ani kararlar bile alabilirsiniz. Sizi şaşırtacak, kendinizden de beklemediğiniz hamleler yapabilirsiniz, kararlar alabilirsiniz. Ya da böyle sürprizlerle karşılaşabileceğiniz bir zaman dilimi. 17 ve 23 Mayıs mesela aralığında ise bu saydığım Venüs, Jüpiter, Uranüs kavuşumda olacaklar. Bu tarihler çok sürprizli tarihler sevgili boğalar. Değerlendirmenizi, fırsatları görmenizi diliyorum. Farkına varın lütfen. Bu fırsatlar çünkü 13 yılda bir gelir yaşamınıza, bu döngüyü tekrar aktifleştirmesi için. Evet, 20 Mayıs'a kadar bu günler böyle ilerleyecek. 20 Mayıs'tan sonra sizin için para konuları devreye giriyor. Özellikle tabii burada maddi konularda çok ön planda olacak. Neden? Çünkü bizim şans gezegenimiz Jüpiter 26 Mayıs'ta İkizler Burcu'na geçiyor. Ve boğaların uğruna mücadele ettikleri mesleki anlamda olsun veya sağlıkla ilgili olabilir ki birçok boğa sağlık sorunu da yaşadı, işle ilgili yorgunluklar yaşadılar. Zor bir dönemi geride bıraktı aslında boğalarda. Sağlıkta özellikle daha çok belki iş konularında yoruldular. İşte 26 Mayıs'tan itibaren Jüpiter para evlerine geçer. Ve para evinde eğer ki hava elementinde, yani ikizler burcunda, işte kova burcunda, terazi burcunda özellikle yerleşimleri olan eğer bir boğaysanız hayatınızdaki bu dinamik tam bir yıl boyunca çalışacak. Para evinden geçen Jüpiter gelirlerinizi arttırır. Kazançlarınızı büyütür. Harcamaları da büyütür bu arada. Bunu da altını çizmek istiyorum. Harcamalar büyürken bizim hayatımızda tabii gelirimiz artar, harcamalar da artar. Bu anlamda şöyle bir şey tavsiye edeceğim. Burada onu kontrol etmek gerekiyor. Neden? Çünkü çeşmeyi akarken, hani çeşme akarken yatırım yapmak, en azından birikim yapmak ya da doğru yerlere harcamak diyelim, çok çok önemli olacak. Bunlara dikkat edin lütfen. Maddi anlamda evet, gürül gürül bir güzel sonuçlar getirecek, para anlamında size destekleyecek bir süreç devam edecek. Genel olarak da hayatınızda, yani ay boyunca arka plan enerjilerle uğraşabilirsiniz. Yani Mars çünkü 12. evinizden geçecek. Şimdi harekete geçirir evet ama biraz da böyle bir düşündürebilir sizi. Ama siz yine de Uranüs Güneş kavuşumu yaşayacağınız için ani hareketlerde bulunmayın. Mesela bazı
evrelerinde mesela 23 Mayıs sizin için çok önemli olabilir. Çünkü 23 Mayıs'ta bir yeni ay doğacak Yay burcunda ve mesela boğalar için şöyle bir şey: parasal konular, yatırımlar, gelecekle ilgili konular, belki bir borçlanma da getirebilir ama bazı boğalara kredi çekmek veya işte emeklilik, ortaklı işlerde bazı sonuçlar almak gibi etkileri olacak ve bazı seyahatler edecek sevgili boğa burçları. Mayıs ayı içerisinde de bunu göreceğiz. Bu seyahatlerle beraber belki tatil olacak, belki mecburi böyle ani bir seyahat çıkabilir. Hem aile içindeki kişilerle hem de mesela ilişki içinde olduğunuz, özel hayatınız da olabilir bu arada. Bu işte evliyseniz, iş ortağınız varsa, ki ortaklıklarla ilgili konular daha çok 23 Mayıs'tan sonra ve parasal konularla devreye girmeye başlayacak. Ama şunu hatırlatalım tabii tekrar. Eğer maddi konularda böyle bir sansasyonel bir durum söz konusu olursa eğer, doğum haritanıza tabii bakmanızı burada şiddetle tavsiye ederim. Belki biraz durmanız, şöyle şartları, koşulları, gelecekle ilgili planlarınızı böyle daha sağlıklı bir şekilde gözden geçirmenizi tavsiye ediyorum sevgili boğalar. Evet, ay sizin ayınız. Bereketi bol olsun, güzel şeyler getirsin, sürprizlerle inşallah hayatınız mucizelerle dönüşsün diyorum. İzniniz için teşekkürler.